Merhaba değerli dinleyicilerimiz, Sesli Kitap Podcast YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Paylaşımlarımıza bir süredir ara vermiştik ancak şimdi yine harika bir eserle yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Virginia Woolf'un Dalgalar adlı eserini bilir misiniz? Evet, harika bir eserdir. Şimdi bu eser üzerine konuşacağız bu videomuzda, bu içeriğimizde. Önce dalgaların biraz içeriğine, karakterine, vermek istediği mesajlara bakacağız. Ardından da usta kalem Hasan Çağlayan'ın Teo'ya Mektuplar adlı eseriyle alakalı edebi ve kendine özgü bir üslupla kaleme almış olduğu yazısını sizlerle paylaşacağım. Çayınızı kahvenizi aldıysanız ve hazırsanız başlayalım. Dalgalar, orijinal adıyla The Waves, Virginia Woolf'un en yenilikçi ve büyüleyici eserlerinden biri olarak kabul edilir. Bu roman, Woolf'un edebiyat dünyasındaki derin izlerini ve deneysel yazın yolculuğunu sergileyen bir başyapıttır. Woolf, bu eserinde geleneksel roman anlatısının sınırlarını zorlar ve okuyucuyu tamamen farklı bir edebi deneyime davet eder. Eser, 6 farklı karakterin iç monologlarından oluşur. Bernard, Susan, Rhoda, Neville, Ginny ve Louis. Bu karakterler, çocukluklarından yetişkinliklerine kadar uzanan bir zaman diliminde kendi iç dünyalarını, düşüncelerini, hislerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini paylaşırlar. Woolf, bu karakterler aracılığıyla insan ruhunun derinliklerine iner ve bireysel kimliklerin sosyal yapıları içinde nasıl şekillendiğini inceler. Dalgalarda her bir karakter farklı bir insan tipini temsil eder ve Woolf bu karakterlerin iç monologları aracılığıyla insan ruhunun çeşitliliğini ve karmaşıklığını ortaya koyar. Bernard, hikaye anlatıcısı ve düşüncelerini dışa vuran bir karakterdir. Susan, doğayla iç içe yaşayan ve ondan ilham alan bir kadındır. Rhoda, içe dönük, düşünceli ve melankoliktir. Neville, estetik ve sanata düşkün, disiplinli bir bireydir. Ginny, sosyal ve dışa dönük, hayatın fiziksel ve duygusal zevklerine kapılan bir kadındır. Louis ise dışlanmışlık hissi taşıyan, köklerini ve kimliğini arayan bir karakterdir. Virginia Woolf, Dalgalar'da her bir karakterin iç sesini denizin dalgalarının ritmik hareketiyle benzetir. Bu benzetme, eserin yapısını ve tematik derinliğini oluşturur. Karakterlerin iç monologları, yaşamın ve varoluşun temel sorunlarını ele alırken, bir yandan da birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerinin karmaşıklığını sergiler. Woolf'un bu yaklaşımı, insan bilincinin akışkan doğası ve bireysel deneyimlerin kolektif bilinçle nasıl iç içe geçtiğini gösterir. Woolf'un yazış tarzı ve üslubu dalgalarda zirveye ulaşır. Eser, lirik bir dil ve şiirsel bir anlatımla örülüdür. Woolf, bu romanıyla okuyucuyu karakterlerin düşünce ve duygularının derinliklerine davet ederken, aynı zamanda dilin sınırlarını da zorlar. Dalgalar, Woolf'un anlatı tekniklerindeki ustalığını ve dil üzerine derin bir kavrayışını gözler önüne serer. Eserle verilmek istenen mesajlar ve düşündürdükleri açısından dalgalar, bireysel benliğin ve toplumsal kimliğin doğası üzerinde derin bir meditasyondur. Woolf, insan deneyiminin özünde yalnızlık ve özlem yattığını, ancak aynı zamanda insanların birbirleriyle ve doğayla olan bağlarının bu yalnızlığı hafifletme gücüne sahip olduğunu öne sürer. Virginia Woolf, dalgaları yazarken özellikle James Joyce'un Ulysses'i gibi eserlerden de etkilenmiştir. Joyce'un iç monolog tekniğini ve dilin sınırlarını zorlayan anlatı stilini benimseyerek, Woolf da kendi edebi deneyimlerini genişletmiştir. Dalgalar aynı zamanda sonraki yazarlar ve eserler üzerinde de büyük bir etki yaratmıştır. Özellikle modernist ve postmodernist yazarlar, Woolf'un bu eserindeki yenilikçi anlatı tekniklerinden ve karakterlerin psikolojik derinliğinden ilham almışlardır. Dalgaların edebiyat dünyasında bıraktığı iz, yalnızca modernist dönemi değil, sonraki postmodernist ve çağdaş yazarları da derinden etkilemiştir. Virginia Woolf'un bu eseri, dilin ve anlatının sınırlarını zorlayarak yazarlara karakterlerin iç dünyasını keşfetme ve anlatı tekniklerinde yenilikler yapma konusunda ilham kaynağı olmuştur. Woolf'un dalgalarındaki iç monolog tekniği ve karakterler arası geçişli anlatım biçimi, özellikle karakter psikolojisini ve insan bilincinin akışını ön plana çıkarmak isteyen yazarlara örnek teşkil etmiştir. Bu eser özellikle psikolojik roman türünde çalışan ve karakterlerin iç dünyasını derinlemesine araştıran yazarlar üzerinde büyük bir etki bırakmıştır.
Michael Cunningham'ın Saatler adlı romanı, Dalgalardan ve Wolfe'un diğer eserlerinden açıkça etkilenmiştir. Saatler, Wolfe'un Bayan Dalloway romanından ilham alarak üç farklı kadının hikayesini iç içe geçirir ve Wolfe'un dil, zaman ve karakter üzerine düşüncelerini modern bir bağlamda yeniden ele alır. Cunningham, Wolfe'un tekniklerini ve temalarını kullanarak kendi edebi sesini bulmuştur ve Saatler, bu bakımdan dalgaların modern edebiyat üzerindeki etkisinin somut bir örneğidir. Janet Winterson ve David Mitchell gibi yazarlar da Virginia Woolf'un anlatı tekniklerinden ve karakterlerinden, iç dünyasını keşfetme yöntemlerinden etkilenmişlerdir. Winterson, kendi eserlerinde cinsiyet, kimlik ve zaman kavramlarıyla oynarken, Woolf'un eserlerindeki gibi çok katmanlı anlatılar oluşturmuştur. David Mitchell ise, Bulut Atlası gibi eserlerinde farklı zaman dilimlerinde geçen öyküleri bir araya getirerek, Wolfe'un zaman ve bilinç üzerine düşüncelerini çağdaş bir dile taşımıştır. Dalgalar ayrıca edebiyatın yanı sıra felsefe, psikoloji ve sanat alanlarında çalışan düşünür ve sanatçılara da ilham vermiştir. Eserin, insan bilincinin doğası ve dilin sınırları üzerine yaptığı derinlemesine araştırmalar, bu alanlardaki çalışmalara yeni perspektifler kazandırmıştır. Virginia Woolf ve dalgaların edebiyat tarihindeki yeri ve etkisi, yazarın anlatıyı ve karakter gelişimini yenilikçi bir şekilde ele almasıyla açıklanabilir. Woolf bu eseriyle edebiyatın ne şekilde evrilebileceğine dair sınırları genişletmiş ve sonraki nesiller için bir ilham kaynağı olmuştur. Dalgalar ve Virginia Woolf'un genel olarak eserleri, edebiyatın sadece bir anlatı formu olmadığını, aynı zamanda insan deneyiminin ve ruhunun derinliklerine ulaşabilen bir keşif aracı olduğunu kanıtlamıştır. Woolf'un bu başyapıtı, yalnızca bir roman değil, aynı zamanda insanın varoluşsal sorgulamalarına dair derin ve evrensel bir meditasyondur. Virginia Woolf'un Dalgaları, edebiyatı şekillendiren sadece yazar ve eserler üzerindeki doğrudan etkisiyle değil, aynı zamanda edebiyat eleştirisi ve teorisi üzerinde de derin bir etki bırakmıştır. Woolf'un bu eseri karakter ve anlatı üzerine düşünen eleştirmenler ve teorisyenler için zengin bir kaynak haline gelmiştir. Çünkü eser, dilin ve anlatının yapısal sınırlarını zorlayarak yeni eleştirel yaklaşımların kapısını aralamıştır. Dalgaların etkisiyle edebiyat eleştirisi ve teori alanında özellikle postyapısalcılık ve feminist teori gibi akımlar içinde yeni tartışmalar başlamıştır. Woolf'un bu eseri, dilin ve anlatının kadın deneyimi üzerindeki etkilerini keşfeden feminist eleştirmenler tarafından sıkça incelenmiştir. Woolf'un karakterler aracılığıyla kadın bilincinin ve deneyiminin katmanlarını açığa çıkarması, kadın yazarların ve karakterlerin edebiyatta temsilini tartışan çalışmalara ilham kaynağı olmuştur. Postyapısalcı eleştirmenlerse dalgaları, anlamın nasıl üretildiğini ve metnin okuyucu tarafından nasıl yorumlandığını incelemek için bir vaka çalışması olarak kullanmışlardır. Woolf'un eserindeki dilin akışkanlığı ve anlatının yapısının özgünlüğü, anlamın sabit olmadığı ve metnin her okuyuşta farklı şekillerde deneyimlenebileceği fikrini destekler niteliktedir. Ayrıca dalgalar, ekokritik alanında da önemli bir eser olarak kabul edilir. Woolf'un doğa betimlemeleri ve karakterlerin doğayla etkileşimleri, insan ve doğa arasındaki ilişkiyi inceleyen ekokritik çalışmaları için zengin bir içerik sunar. Eserde doğanın hem fiziksel hem de metaforik olarak nasıl kullanıldığı, ekokritik eleştirmenlerin doğa ve edebiyat arasındaki bağlantıları sorgulamalarına yardımcı olmuştur. Dalgaların edebiyat üzerindeki etkisi yalnızca içerdiği temalar ve kullanılan anlatı teknikleriyle sınırlı değildir. Aynı zamanda yazarın edebiyatı keşfetme ve yeniden şekillendirme cesareti de diğer yazarlara ilham vermiştir. Woolf'un bu eseri, edebiyatın sınırlarını zorlama ve anlatıyı yeniden düşünme konusunda bir dönüm noktası olmuştur. Virginia Woolf'un dalgaları üzerine yapılan akademik çalışmalar ve eleştiriler, eserin zenginliğini ve çok katmanlı yapısını ortaya koyar. Edebiyat tarihinde dalgalar gibi deneysel ve yenilikçi eserlerin incelenmesi, edebiyatın sürekli olarak nasıl evrildiğini ve farklı dönemlerde okuyucuları nasıl etkilediğini anlamamıza yardımcı olur.
Dalgalar, Virginia Woolf'un edebi mirasının önemli bir parçası olarak edebiyatın ve dilin insan deneyimi üzerindeki etkisini sorgulayan herkes için bir ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Woolf'un bu eseri, edebiyatın sadece bir hikaye anlatma aracı olmadığını, aynı zamanda insan ruhunu ve toplumsal yapıları anlama yolunda derin bir keşif aracı olduğunu hatırlatır. Virginia Woolf'un Dalgaları, edebiyat dünyasına katkısıyla sadece eserin yazıldığı dönemin ötesine geçmemiş, aynı zamanda çağdaş edebiyat ve eleştirel düşüncede süregelen etkileşimlerin bir parçası haline gelmiştir. Bu eserin edebiyatın ne olabileceğine dair sınırları genişlettiğini ve okuyucuları, yazarları, eleştirmenleri yeni perspektiflerle düşünmeye teşvik ettiğini gördük. Şimdi isterseniz biraz da dalgaların öteki tarafına geçelim, yani dalgaların içini görmeye çalışalım ve bu kez Hasan Çağlayan'ın kaleminden dalgaların ne anlattığını duymaya, hissetmeye çalışalım. Ne dersiniz? Bazı kitaplar okumanın da ötesinde özel bir dikkat ve çaba ister. İster ki okurun zihni ve kalbi sadece ve sadece kendisiyle meşgul olsun, sorgulasın, kıyaslar yapsın, parçaları birleştirsin, görünenden görünmeyene ulaşsın. Sürükleyici bir olay, insanı meraka düşüren herhangi bir unsur barındırmasalar da böyledir bu. Peki ama bir okur, olayın ya da maceranın peşinde akıp gitmek varken, bir damla dil ve üslup balı hatırına ne diye kıyaslarla, tahlillerle, tespitlerle yorsun ki kendini? Daha da ötesi, okuduğu bir kitaba niçin yeniden dönsün? Ama nihayetinde okur olmak bundan başka bir şey değildir ki. Okumak noktasında Mithat Cemal Kuntay'ın Akif için söylediği unutulmaz sözü hatırlıyorum. Diyor ki, Akif az kitabı çok okurdu. Yani iyi kitapları derinlemesine ve tekrar tekrar okurdu demektir bu. Bachelard'ın dediği gibi ne olursa olsun, sevdiği bir eseri yeniden okuyan bir okur, sevdiği sayfaların kendini ilgilendirdiğini bilir. Çünkü keyifli bir okuma, kalbi, ruhi ve zihni hazzı aynı anda ve iç içe verebilir. Bununla birlikte söz sözle bilenir, fikir fikirle. İçlerimizdeki yazma tutkusu da ancak okumakla dindirilebilir. Üstelik bir ses, bir soluk olarak başka ses ve soluklara ancak böyle karışılabilir. Sıkı bir okur olduğu kadar sıkı bir yazar olmayı da başaran nice kalem vardır ki ömürleri hep daha iyi yakalama adına didinip durmakla ve harap olurcasına çalışmakla geçmiştir. Evet, her başarının mutlaka bir bedeli vardır. Çalışmak ve irade yalnızlık gibi. Onlar da bu bedeli çoğu zaman keyifle ödemişlerdir. Bir de özellikle çoğu zaman yazarın başarıları altında çeşitli acılar ve mahrumiyetler saklıdır. Her ne kadar Hemingway, iyi bir yazar olmak için mutsuz bir çocukluk yaşamak gerekir dese de, sanatçı bir ruha sahip olma şartı hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir. Tam da yukarıda belirtilen hususiyetlere sahip sıkı bir okuryazar olarak, ardında Dalgalar başta olmak üzere Deniz Feneri ve Mr. Dalloway gibi edebiyatın seçkin romanlarıyla pazartesi ya da salı gibi nefis bir hikaye kitabı bırakan Virginia Woolf, üzerinde önemli durulmayı hak ediyor. O günün İngiltere'sinde erkeklere tanınan eğitim ayrıcalığından mahrum kalmasına rağmen dönemin entelektüellerinden olan babası Leslie Stephen'ın zengin kitaplığı ve desteği hem kendisi hem de okurları için büyük bir şans olur. O, kadınlar için vazgeçilmez gördüğü iki şeye, kendine ait bir odaya ve geçinecek kadar paraya da sahiptir. Tıpkı Tolstoy ve Orhan Pamuk gibi geçim derdi olmayan şanslı yazarlardandır yani. Hemingway'in bahsettiği mutsuz çocukluk konusuna gelince Woolf onu da iliklerine kadar yaşamıştır. Fakat bir farkla onun mutsuzluğu ilk gençliğinde başlar. Çünkü 14 yaşındayken annesini, 2 yıl sonra da ablasını kaybedince psikolojisi bozulur. Bu kayıpları takip eden 8 yıl içerisinde babasını ve kendisinden bir yaş büyük ağabeyini de yitirir. Belki bunlardan daha acısı, talihsiz bir istismara maruz kalmasıdır. Bu durum romanlarında örtük bir şekilde ve sembollerle karşımıza çıksa da kendine ait bir odada açıkça ifade edilir. Bu tam bir travmadır ve tesirini üzerinden atamaz. Defalarca sinir krizleri geçirir, savaşın getirdiği kaos da eklenince elde ettiği büyük kariyere rağmen
o elem verici sona yürümekten kendini alıkoyamaz. Roman sanatına bilinç akışı yöntemini kazandıran ve bunun en başarılı örneklerini veren ilk öncülerdendir o ve tam bir dil virtüözüdür. Henüz ilk romanı dışa yolculukta sağlam bir şekilde beliren detaycı izlenimciliği ve zihinden geçenleri doğal bir şekilde aktarma başarısı onu bütün roman yazarları içinde apayrı bir noktaya yerleştirir. Farklı bir benzetmeyle ifade edecek olursak, Wolf, roman sanatının Celine Dion'u ya da Lorine McKennitt'idir. Özellikle dalgalarda nesri şiirin büyüleyici atmosferine taşıyarak modern ve güncel romanın en idealı ve yol açıcı eserlerinden birini ortaya koyar. İşte benim Mr. Dalloway ve Deniz Feneri'nden önce dalgalara odaklanmamın sebebi de budur. Wolf bu kitabı 2 yıl içinde 3 kez yeniden yazarak Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşler, Faulkner'in de Ses ve Öfke için gösterdiği büyük özverinin bir benzerini ortaya koyar. Ses ve Öfke ile dil ve kurgu akrabalığı bulunan bu eserde 3'ü kız Ginny, Susan, Rhoda, 3'ü erkek Louis, Neville, Bernard olmak üzere 6 kahramanın hikayeleri yer alır. Kahramanların çocukluk, gençlik ve yaşlılık dönemlerini lirik bir dille anlatan roman, zengin bir birikim örneğidir ve gerçekten büyüleyicidir. İtalik yazılan ve Güneş'in bir gün içindeki seyri çerçevesinde ilerleyen bölümlerde, Güneş'in konumu ömrün basamaklarını düşündürür. Bu geçişler tıpkı modern sinemada bir sahneden bir başka çağdaki sahneye geçişte gökyüzünün kullanılması kadar şaşırtıcı ve güzeldir üstelik. Duygu, düşünce, ümit ve hayal ekseninde bütün yaşananlar her birinin gözünden ortak ve ayrı yönleriyle gözler önüne serilirken hem kendimizi hem içinde yaşadığımız hayatı hem de yazarı okuruz. Aslında açıkça fark ederiz ki okuduğumuz eser otobiyografinin nefis bir örneğidir ve 6 kahramanın her biri bizzat Wolf'un kendisidir. Dolayısıyla romanın asıl anlatıcısı olarak seçilen Bernard da Wolf'tan başkası değildir. Bunu Bernard'ın dilinden dökülen şu satırlarda açıkça görmek mümkündür. Ben bir tek kişi değilim, bir sürü kişiyim. Kim olduğumu tümden bilmiyorum. Ginny mi, Susan mı, Neville mi, Rhoda mı yoksa Louis mi olduğumu, kendi yaşamımı onlarınkinden nasıl ayırt edeceğimi bilmiyorum. Bir başka yerde de şöyle der ve şimdi soruyorum. Ben kimim? Bernard'dan, Neville'den, Ginny'den, Susan'dan, Rhoda'dan ve Louis'ten söz edip durdum. Ben onların hepsi miyim? Bir tek ve ayrı mıyım? Bilmiyorum. Evet, aslında kendine karşı büyük bir sevgi, saygı ve hayranlık uyandıran Virginia'dır hepsi. Wolf kitabın başlarında Elvedon'u gözletir çocuk kahramanlarına. Yazı yazan kadını görüyorum der roman boyunca. Yazı yazan kadını görüyorum. O kadın kendisinden başkası değildir yine. Ve o yazarak bir yandan kendini inşa ederken bir yandan da cinsiyet ayrımcılığına da kadının küçümsenmesine de karşı koyar. Sorgular hep, her şeyle, herkesle ve kendiyle yaka paça olmaktan geri durmaz. Mutlu değildir, olamaz da. Neredeyse bir tek gülen fotoğrafı bile yoktur mesela. Erken yaşta tanıştığı acılar mı, toplumda gördüğü eksiklikler ve acımasızlıklar mı, yoksa dudaklarım çok geniş, gözlerim birbirine çok yakın, güldüğüm zaman diş etlerimi çok fazla gösteriyorum cümlesindeki öz eleştirimidir onu gülmekten alıkoyan, bilinmez. Gülten Akın'ın "Bende bir gülten kaldı, hangi bağa diksem yabancı" dediği gibi, her yerde ve kendini bulmadığı her ortamda hayatın yabancısıdır Wolf. Yalnızlığa ve sessizliğe deli gibi tutkulu oluşu aslında hiç de tuhaf değildir. Uğrumda neyim var, neyim yoksa ortaya dökeceğim yalnızlığı istiyorum demesi ve şükredecek kadar yalnızlığa sevgi beslemesi ürperticidir. Şimdi Utku türkümü yükselteyim. Şükürler olsun yalnızlığa, şükürler olsun yalnızlığa ki gözün baskısını kaldırdı, bedenin yakarışlarını, tüm yalanlar ve söz dizileri gereksinimini kaldırdı. Maskeli insanlardan, sahte ve yapmacık kurgusal törenlerden sıkılmıştır. Romanın sonlarında arkadaşlarıyla oturdukları masada, herkesin bir bir gitmesiyle tek başına kalınca sessizliğe kavuşur. Yine Bernard'ın zihninden geçen cümlelerle kendi ruhunu ne güzel ele verir. Nasıl da kat kat iyi sessizlik, kahve fincanı, masa, kazığın üzerinde kanatlarını açan yapayalnız deniz kuşu gibi kendi kendime oturmak nasıl da kat kat iyi.
bu yalın nesnelerle, bu kahve fincanlarıyla, bu bıçakla, bu çatalla, kendine yeten şeylerle ben de kendim olarak burada sonsuza dek otursam. Kendine yeten biri olarak ancak seçtiği irade yalnızlıkta bulur mutluluğu. Yalnız böyle zamanlarda zihnin ve kalbin ikliminde dolu dizgin koşturur atına. Yazmak en büyük tutkusudur. Kendisiyle benzer bir kaderi paylaşan Dolores Oriada'nın müzikle ilişkisi gibi o da yazıyla arınır ve kendini bulur. Yazarlığını bileyip dururken karşısına Shakespeare'i, Tolstoy'u, Byron'ı koyar hep. Çalışır, çalışır, bazen beğenir yazdıklarını, içi coşkuyla dolar, bazen de bir perde iniyor benim gözlerime, her şey ötesine geçilemez oluyor, yaratmayı bir yana bırakıyorum diyerek yıkılır kalır. Byron'la yaka paça olup didişirken sonunda bir kenara kaldırır onu. Ustalar arasındaki haklı yerini çoktan almıştır ve bunun farkındadır artık. Bütün benzeyişler dürülüp kaldırıldı. Sen Byron değilsin. Sen kendinsin. Başka birince yalın kat bir varlığa indirgenmek ne yabansı der sonunda. Kendini bulmuştur. Söz dizileriyle tıka basa dolu defterim yere düşmüş cümlesini kurar da dil ve edebiyatın ötesine uzandığını ele verir. Sözcükler gerekli değil. Düzenli hiçbir şey, tüm ayaklarını yere basarak inen hiçbir şey. Yabanıl bir ezgi ve yapay söz dizimleri oluşturarak göğsümüzde sinirden sinire parçalanan, uyum yaratan o ses uzanımlarının, o hoş yankıların hiçbirisi. Cümlelerle işim bitti artık. Yeni bir ses ve soluktur arayıp bulduğu. İşte dalgalar her eserinden daha çok bir iç dökümüdür ve cümlelerle değil de mısralarla yazılmışçasına şiirseldir. Bundandır ki kimi zaman yumuşak bir rüzgar gibi salınarak, kimi zaman da binbir kristal ışıltıyla peş peşe kıyılara vurarak görkemli bir ritim sunar. Sadece bilinç değildir akan, bu eserde zaman, hatıralar, ümit ve hayaller de akar durur dalga dalga. Wolf'a göre her şeyin bir öyküsü vardır. Hayatın kendisi de bir öyküdür ve herkes kendi öyküsünü mırıldanmalıdır. Bernard her zaman bir öykünün bulunduğunu ileri sürer. Ben öyküyüm. Louis öykü. Ayakkabıcı çocuğun öyküsü var. Tek gözlü adamın öyküsü. Deniz salyangozları satan kadının öyküsü. Bırakalım öyküsünü mırıldanıp dursun. Lakin öyküleri dile dönüştürmek, incelerden ince bir bakışa, keskin bir zekaya, seçkin bir dile ve yalnızlığa tutkun birine ihtiyaç duyar. Duyar ki alıcı bulsun. Yalnızca burada, yalnızca şimdi. Şimdi frenk üzümü dalları altında uzanıyoruz. Rüzgar estikçe benek benek oluyoruz. Elim yılan derisi gibi. Dizlerim yüzen pembe adacıklar. Senin yüzün altına ağ gerilmiş elma ağacı. Bir şair ve ressamın göz alıcı, ışıl ışıl mısraları ya da rengarenk fırça darbeleridir sıkça karşımıza çıkan. Tuttuğu defterler hayli çoktur, okumaları hayli yoğun. Beklemem gerekirse eğer okurum. Gece yarısı uyanırsam eğer, rafta el yordamıyla bir kitap ararım. Husumda kabararak, sürekli büyüyerek defterlere yazılmamış tözlerden koskoca bir birikim oluştu der ve bu cümleyi destekler mahiyette, yaşanacak 50 yılım, 60 yılım var. Biriktirdiklerimi kullanmaya başlamadım daha. Başlangıç bu, der. Yazmanın tılsımını keşfetmiştir. Bir baraj gibi dolmuş ve kapakları gürül gürül açılmıştır. Eserlerine cömertçe serpiştirdiği özel hayatı gayet net okunabiliyorken kurduğu şu cümle hayli şaşırtıcıdır. Çünkü istediği şeyi üst seviyede başarmıştır zaten. Elimden gelseydi olduğu gibi verirdim onu size. Koparıverirdim bir salkım üzüm koparırcasına. Alın bunu, yaşamımdır bu benim derdim. O hassas kalp, o ince ruh yaşadığı acılardan ve savaşın geniş çaplı yıkımından olsa gerek, Tanrım, nasıl da anlatılamaz ölçüde iğrenç yaşam, ne pis oyunlar oynuyor bize demekten kendini alamaz. Hayatın verdiği acılar o denli yoğundur ki, ölümün acısını bile geride bırakır. Yaşam yıkıp geçti beni. Konuştuğumda hiçbir yankı gelmiyor, hiçbir değişik sözcük. Bu, dostların ölümünden, gençliğin ölümünden daha gerçek bir ölüm der. Eserde ismi yüceltilen Percival, gerçek hayatta abi, Toby ve nice sevdikleri ölmüştür. Bütün ölümler bir tek ölümdür onun için. İçini acılarla dolduran ölüme kafa tutar, savaş açar yine de.
Mahmuzları batırıyorum atıma, senin üzerine atacağım kendimi, yenik düşmeden, boyun eğmeden. Ah ölüm! Hayatı hallaç pamuğuna çeviren Wolf, sanatçı ruhunun getirdiği aşırı hassasiyetle dünyanın değersizliğini, insanların yapmacıklığını derinlemesine fark etmiştir. Büyük beyinlere mahsus bir çile içindedir sürekli. Hep bir kendisiyle hesaplaşma, hep bir sorgulama ve didişme içindedir. İşte bu yüzden nefret ediyorum bana gerçek yüzümü gösteren aynalardan. Yalnızken çoğu zaman hiçliğe yuvarlanıyorum. Ayağımı uzatmalıyım gizlice, düşüp gitmeyeyim diye dünyanın kıyısından hiçliğe. Sert bir kapıya vurmalıyım elimi, kendimi yeniden bedenime çekebilmek için dese de, ruh akrabası pek çok şair ve yazar gibi vakitsiz ve talihsiz bir sona yürümekten kendini kurtaramaz. Yeni bir bunalım ve krizin içindedir. En çok sevdiği iki kişiye birer mektup yazdıktan sonra ömür atını sulara doğru mahmuzlar. Mahmuzlar, lakin geride büyük bir acı ve yenilgi bırakır. Zafer diye atıldığı, hazin bir mağlubiyetten başka bir şey değildir. Ah Adeline Virginia! Ah ölüm! Evet değerli dinleyicilerimiz, Virginia Woolf'un kaleme almış olduğu Dalgalar adlı eserinin önce küçük ve kısa bir özetine baktık, ardından da usta kalem Hasan Çağlayan'ın yazmış olduğu Sözün Büyülü Bahçesi Dalgalar başlıklı yazıyı sizlerle paylaştık. Lütfen video içeriğimizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki sesli içeriğimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.